Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile birlikteyiz. Bugün e, başka başlıklar altında küçük küçük değindiğimiz ama bugün bir başlık açma ihtiyacı hissettiğimiz Osmanlı'da lakaplar konusunu konuşacağız. Son derece enteresan. E, i̇nsanın aklına gelmeyecek lakaplar var. Ya nereden geliyor dediğimiz lakaplar var. Kimisi kendisiyle alakalı, dış görünüşüyle alakalı. Kimisi ailesinden, soyundan geliyor. Ama lakap takma alışkanlığı, şimdi mesela yine lakap takmak ayıp karşılanır Ekrem Bey ama lakap takma alışkanlığı Osmanlı'da çok yaygın gibi görünüyor. Evet hatta yiğit lakabıyla anılır diye de bir tabir vardır bizde. Yani bütün ilk çağ cemiyetlerinde de var, orta çağda da var, Araplarda da var yani lakap takmak. Tabii lakabın, lakap var, lakap var. Yani kötü bir lakapsa onu takmak tabii hoş karşılanmıyor. Yani duyanın hoşuna gitmeyecek bir lakap elbette ki e, ancak düşmanları, hasımları veya ondan alay etmek için takılır. Ama normalde o kişiyi e, emsallerinden benzerlerinden. ...ayırt etmek için takılan lakapları çok zaman o da hoş görmüştür ve mesele yapmamıştır. Ama şimdi mesela bugünkü topluma bakıyorum... ...gerçek bile olsa mesela bir insana leylek gibi uzun... ...ya da çok kısa olduğu zaman bunu ifade edecek bir sıfat... ...mesela şimdi cüce demekten çekiniyoruz... Evet. ...ama söylenmiş topal demekten, kör demekten evet. çekiniyoruz... ...zenci demekten çekiniyoruz... ...şimdiki toplum bunları hakaret kabul ediyor... ...hatta ötekileştirme olarak algılıyor... Ama eskiden insanlar bunu böyle değerlendirmemişler. Evet zaman değişiyor, insanların tasavvurları değişiyor, anlayışları değişiyor. Yani vaktiyle Anadolu'da da bu böyle, İstanbul'da da, Enderun'da da, sarayda da böyle. Fiziki bir kusuru varsa bir kimsenin mutlaka o fiziki, fiziki kusurla o kişi tanınıyor. Kel Hasan, Topal Osman, Kör Recep bundan dolayı gücenmiyor, alınmıyor... Ee, ...hatta bir müddet sonra kendini bile öyle tanıtıyor... ...çünkü yani onun ayırt edici hususiyeti olmuş... Ama şimdi tabii bunu birine söyleseniz elbette ki kabul etmez. Ve sizin dediğiniz gibi takım men menfi neticeler doğurur. Ama lakap zaten bir insanı aşağılamak veya kötülemek için değil. Öyle lakaplar da var. Onları istisna tutuyoruz. Şimdi lakaplar bir... Öteden beri bir kişiyi cemiyette ayırt etmek için ona bir marka olarak konan lakaplar, lakaplar var. Bir de hasımları ve e, düşmanları tarafından konulan lakaplar. Onları katmıyoruz. Onu istisnayı tutuyoruz. O biraz hiciv edebiyatının eee mevzuuna giriyor. O, o bunun bu mevzunun dışındadır. Biz günlük hayat içinde. Yani duyduğu zaman üzülen Hı -hı. E, başkalarının da e, kullanmaktan tevdeb edeceği tabirler her zaman olmuş. Biz onu ka kaydetmiyoruz. Bu da normal. E, soyadının bulunmadığı bir zamanda Hı -hı. insanları ve benzer isimlerin çok olduğu bir devirde insanları emsalinden ayırmak için kullanılan lakaplardan bahsediyoruz. Bu lakaplar ya bir aile ismidir. Umumiyette Anadolu'da ve İstanbul'da herkesin bir aile ismi vardır. İnsanlar aile ismiyle anılırlar. Ailesinde meşhur bir insanı insanın mesleği olabilir. Müezzinzadeler mesela. Veya dedelerinde meşhur bir adam vardır. Hacı Salih oğulları. Veya dedelerinden birinin bir lakabı vardır. Sürmeli oğulları gibi. Hı hı. Bu o aileye lakab olur. Ama bu aileye lakab olur. O ailede aynı ismi taşıyan birkaç kişi varsa hangisi? Sürmeli oğlu Ahmet üç tane olabilir. Hı hı. Hangi Ahmet? Kör Ahmet, Topal Ahmet, Hacı Ahmet mesela. Hı hı. O zaman ayırt ederler. De sürmeli gilin. Hangi Ahmet, Hacı Ahmet. Tamam anlaşıldı. Burada lakap yani ailenin kifa şimdi ki bugün zaten bu hiç mümkün değil. Yani bugünkü soyadları eski lakaplar gibi de değildir. Çok daha sinonimdir. Onun için insanların ayırt edilmesi mümkün değil. Eskiden soy isim gibi anılan lakaplar o ailenin yaptığı işle, sosyal statüsüyle alakalı bulundukları yerle evet. bir de kapalı toplumlarda Tabii. bu çok değişmiyor. Yani babası yorgancıysa yorgancı dede, oğullarıdır. Dedesi yorgancıysa o çocuk evet. da muhtemelen yorgancı, yorgancı olacaktır. Bunu Olmasa bir bile, olmasa bile o ailenin ismini taşır. Ailedeki meslek, mıntıka isimleri, geldiği yerler. Yani Kütahyalıoğulları mesela. Hatta bırakın memleketini, adam iki sene İstanbul'da askerlik yaptı, o ailenin adı İstanbullular'dır. Mesela yani İstanbul'a gitti şey geldi bu. ya. Bir yani gördü o ya. o dikkat dikkat çekici. Yani bu gibi tabirler aileye verilir ve bunun başı bilinmez. Yani aileye o ismin ne zaman verildiği bilinmez. O kadar eskidir. Ve aile o isimle bilinir ve bunu kolay kolay da değiştiremez. Ancak ailenin içinde ikinci aile isimler olur. Çok büyük ailelerde ailenin alt kollarının da farklı isimleri olur. Çünkü aile o kadar büyüktür ki bu, bu nadir Bir yere olur. göçer. Bir yere göçer. Farklı bir isim farklı olur. bir isim olur. Bizim burada tabii üzerinde durduğumuz e, insanların, şahısların lakapları. Tabii e, şimdi İstanbul'da e, devlet adamları arasındaki lakaplar daha enteresan. Şimdi soyadın yok. Soyadı olacak bir ailesi de yok. Çocukken ne esir zaman? alınmış. Hmm, evet. Veya devşirilmiş. Evet. Tutup da e, işte Nadinli Hristo oğlu Ahmet olmaz. Hiçbir zaman bir Müslüman... Gayrimüslim ailesinin ismiyle anılmaz. Or orada sıfırlıyor galiba sıfırlıyor. değil mi? Müslüman olması ya da devşirilmesiyle birlikte? Evet hatta bir e, Hristiyan veya gayrimüslim Müslüman olduğu zaman onun kayıtlarına baba adı Abdullah, anne adı Havva diye yazılır. Onun için kayıtlarda Abdullah ile Havva'yı gördüğünüz zaman bu üç manaya gelir. Ya gayrimüslimdi Müslüman oldu, Hı -hı. ihtida etti. Ya köledir, anne baba Vallahi. isimleri bilinemiyor. Veya buluntu çocuktur, kayıptır. Anne babası kaybolmuştur. Ona da Abdullah Allah Havva derler. Kayıtlarda ekseri böyledir isimler. Şimdi e, kaydedilmez yani babası Hristiyan annesi Mara böyle bir şey yazılmaz bir Müslüman anne babası. En azından oradan itibaren geçmişini insanların bilebilmesi de mümkün Abdullah, olmuyor. Abdullah Allah'ın kulu demek. Havva da Havva validemizi kastediyor. Yani yalan da değil artık hı hı. maziyle irtibatını kesiyor. Bu tabi biraz da İslamiyet'in şerefi biraz da o kişinin cemiyette... İşte sen aslında deden şuydu baban şuydu denmesin diye getirilmiş bir usuldür, bir ana nedir Osmanlılarda. Peki bunun ailesi yoksa nasıl tanınacak bu? İşte bu Osmanlılarda e, lakap takmanın en çok rastlandığı yer saray. ...ve devlet... E, ...teşkilatı, bürokrasi. O zaman bu çocuk diyelim ki devşirme... Evet. E, ...Enderun'a geldi. Evet. Geldiği andan itibaren mi bir isim alır... ...yoksa bir evet. işi bir şey, mesela eski Türk... ...geleneklerinde olduğu gibi bir şey başarması mı... ...beklenir? Şimdi eski Türklerde... E, ...çocuğa doğarken... ...bir isim takılır ama onun ismi değildir. Çocuk büyüdüğü zaman bir iş yapar... ...o yaptığı işe göre... ...isim verir. Öksu Kapan gibi mesela. Veya... Bazı Türk cemiyetlerinde, için Kızılderililerde de var. Çocuk doğacağı zaman baba e, meditasyon yapar. İlk gördüğü şeyin ismini koyar. Mesela kızıl bu da değil mi? Çıkınca oturan boğa görmüş mesela o çocuğun oturan boğa. Çadırdan kızıl. çıkıyor. Evet. İlk gördüğü şey. Parlayan Parlak hilal ha, gibi. Eski Türklerde bu var. E, hükümdarların ayrı bir hususiyeti var. Hükümdar olduktan sonra ayrı bir isim alıyor. Mesela Kutluk Kağan hükümdar olduktan sonra İlteriş almıştır. Yani fatih demektir. Avrupa'da krallar, papalar, papa olduktan ve kral seçildikten sonra başka ismi alır. Mesela Kraliçe Elizabeth'in babasının adı Albert'ti. Bert'i derler onun için. Ee, kral olduktan sonra 6. George adını aldı. Ee, Karol Wojtyla'ydı papanın adı. Johannes Paulus adını aldı. Osmanlı'da da var mı? Osmanlı'da da e, padişahlar isimlerini değiştirmezler ama padişahlara bir lakap takılır. Pek çok padişahın bir lakabı vardır. Osman Gazi'nin Kara Osman'dır. Esmerliğinden naşi. Yıldırım Sultan Bayezid derler. Yani orduyu çok kısa bir zamanda Karaman seferinde... E, ...Bursa'dan Karaman'a götürdüğü için... Ama yine var değil mi fiziksel bir sebebi? Yani var. ya çok hızlı ya ten rengi Tabii. ya boyu. Yani yine daha çok fiziksel fiziki, galiba özellikler. Fizik hususiyetler hemen zaten lakap takmaya... Yani fiziğinde bir e, bariz bir şey varsa... ...o lakap takmada birinci amildir. Eğer fiziğinde bir şey yoksa bir farklılık yoksa o zaman yaptığı bir işle anılır. İşte Sultan II. Murad'a kirişçi derlerdi. Kiriş yay demek muazzam okçuydu mesela. E Çelebi Sultan Mehmet'in annesi Mevlana'nın torunu olduğu için Mevlana torunlarının Çelebi denir. Mesela o Çelebi lakabıyla anılır. Bakın o enteresan anne nesebiyle. Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. E onu fethetmek büyük bir idealdi. Fatih oldu. E Sultan II. tabii hiç kimse Hayır Sultan II. Mehmet. Mehmet'i sani. Hı -hı. Sultan Bayezit mesela Dindarlığı sebebiyle Faziletli Veli veya Sofu Bayezit diye anıldı. Yavuz Sultan Selim herkesi yıldırdı. Yavuz Sultan Selim. Kanuni Sultan Süleyman kanunlara uymaktaki hassasiyeti Kanuni Sultan Selim. Şehzade Selim Sultan II. Selim sarı şın olduğu için Sarı Selim adıyla anıldı. Ondan sonra mesela her padişah böyle bir lakabı yok ama bazı padiş padişahların lakapları var. Şiir yazarken aldıkları mahlaslar var. Mesela her şair Farklı bir mahlasla şiir yazar. Kendi ismiyle yazmıyor. Kendi ismiyle hiçbir zaman yazmaz. Mesela hı hı. Sultan Birinci Ahmet'in... E, Bahtiya, bahtidir şeyse. Kendi yazdığı belli olmasın diye mi böyle? Yani e, toplum içinde... O belli olur ama... ...o belli olur ama... E, ...şiir ayrı bir vadidir. Şairler ayrı bir şiir ismi alırlar mutlaka. Bu adettir. Bilinir onlar çok kim oldu ama... İlk bakışta bilinmez tabii. Değil mi yani dışarıdan okuyan evet. birisi? E bir de şimdi yani şiir yazdığı zaman tutup da... Eleşti. Yani kendi ismini koyamaz ki. Kendi ismi tumturaklı bir isim. Şeyi bozar, ahengi bozar. Hmm. Ama şiire uygun adli gibi, avni gibi, cevri gibi, siyahi gibi, naifi gibi... ...kısa şiir e, kafiye kafiyeye ve e, şeye uygun, e, vezne uygun bir e, mahlas almak adettir. Mesela Osmanlı bürokrasi kalemlerine giren herkese... ...bir e, lakap verilir. Mesela Ahmet Efendi... ...Lofçalı kaleme gelince... ...Cevdet ismini almış. Olmuş Ahmet Cevdet Paşa. Mesela yani Ahmet Efendi... Da aslında evet, ...Ahmet Efendi gelmiş... E, ...bürokrasiye Mithat ismini almış. Olmuş Mithat Paşa. Hiç kimse ona artık... İlk ismini de kullanıyor ama değil Tabii, mi? Mehmet Emin Efendi gelmiş, olmuş Ali Paşa. Tabii ilk ismini kullanıyor. Ama artık... hep ...herkes onu o lakabıyla tanır. Peki bu lakapsa mesela zaman zaman işte topal gibi, kör gibi, uzun gibi hmm. ya da leylek gibi var sıfatlar olduğunda e, toplum içinde ya da işte diyelim ki bir e, kalemde bu bu şekilde mi kullanılır? Şimdi e, Enderun'a alınan çocukların isimleri ya Ahmet'tir ya Mehmet'tir ya Mustafa'dır ya Ali'dir ya Hasan'dır ya Hüseyin'dir. Yani çok farklı isim koymazlar. Malum devşirilen çocuklara saraydaki gibi değil. Mesela saraya gelen cariyenin ismi ne olursa olsun ister bir ecnebi ismi olsun ...sonradan Müslüman olsun. İsterse Müslüman bir cariye olsun... ...hiç fark etmez. Hemen değiştirilir. Haremde ona bir farklı isim verilir. Girdiği, Girdiği an itibariyle mi? Yani bir kalfa mı yapar buna? Onu kim verir? Artık on, on, ondan kim vazifeliyse... Terbiyesi, ...terbiyesiyle kim vazifeliyse o verir. Eğer onu Bazen saraya getiren... Padişahın ilk gördüğü anda isim verdiğini. İşte Valide Sultan Padişah Hı. onu ilk defa görmüşse... ...onun gözüne çarpmışsa ilk ismi o verir. Ama değilse Bir sultan mesela görmüşse... ...ama değilse saraya alınır. Kimin yanına verildiyse ona bir isim verir. İşte Perestu kırlangıç demekmesi mesela. Kirpikleri uzunmuş. Tiri Müjgen demişler. Yani kirpikleri ok. Yani böyle isimler verildi. bunlar hepsi farçadır... Saraya giren San, kadınların... Sen gülüşü güzel olduğu için. E, e, Hürrem Hürrem, Hürrem. Hürrem, değil mi? Hürrem evet. O kadar güler yüzlü... onun evet. adı evet. Aleksandr'adır. Evet. Saraya geldiği zaman bakmışlar yüzü çok beşiş, çok güler yüzlü. Hürrem Farsça güler yüzlü demektir. Hürrem ismini vermiş. İşte bezmi alem neşeliymiş demek ki. ...Bezme Alem demiş, İnce Uzunmuş, Pertevniyal demişler. Yani e, güle benziyor, gül üstü demişler. Yani e, her cariyenin mutlaka... Ama kadınlara daha güzel isimler, daha çiçek Tabii. isimleri Yo, hep öyle. değil mi? Tabii, çiçek daha ince veya isimler. zarafeti sembolize, bestenigar gibi falan isimler verilir. Çok ahenkli isimlerdir bu saraylı isimleri. E, ve ciddi bir tahkikin mahsulüdür. Yani hiç kullanılmayan farça kelimeler bir araya getirilerek... E, isim yapılır yani. bu Ve benzeri kolay kolay, kolay bulunmaz. Evet yani enteresan. E, başka yerde rastlamazsınız yani. O, o, o kişinin neredeyse ismi olur. Verdi Cinan, işte Cennet Gülü. Ha, güzel. Fakat Enderun'daki çocuklar öyle değil. Onlar da böyle bir tabii erkeklerin arasında böyle bir estetik ahenk aranmayacak. Onlara normal isim veriliyor. Peki bunlar bir sürü Ahmet var. mı? E, geldikleri yerde söylemek istemiyorlar. Babasının adını da söyleyemezsin. Mümkünse unutturmak istiyorlar Mümkünse değil mi? unutturmak yani, istiyorlar. Yani, bu iyi, sefer her koğuşta onlara hadise mecrasında akıyor su ve bir lakap takılıyor. Bu lakap bir kere fiziki görünüşü. Sokullu Mehmet Paşa o kadar uzun boyluydu ki iki metre üzerinde. Tavil Mehmet dediler ona. Ama tarihe de Sokullu Mehmet Paşa Ama diye geçiyor. Ama sonradan memleketiyle mi? irtibata geçtiği için, oradaki ailesini bulduğu için hep onu Sokollu Mehmet Paşa diye biliyoruz. Tırnakçı Hüseyin Paşa var mesela. Şimdi tırnakçı padişen, deseniz padişen, birisine. Kız, tırnakçının argoda da bir ismi yani. var çünkü. Padişahın tırnağını kesme işiyle meşgul olduğu için. Çünkü bu Enderun'daki çocuklar aynı zamanda bir işleri de vardır. Yani kimi mesela hazine dairesini bekler, kimi padişahın husus işlerini görür, kimi özel kalemde, kimi e, av hayvanlarına bakar, kimisi kiler. Her birinin bir işi vardır orada. Peki şimdi böyle düşündüğünüzde aslında tırnakçılık yapan ya da görevi Hı. tırnak kesmek olan bir insanın haftada bir kez evet. olduğunu düşünürsek haftada bir kez mi işi vardır? Hayır, Yoksa başka hayır, hayır. işlerle de uğraşır o, mı? Enderun'da okuyor, tahsili var onun. ...başka işlerle meşgul. Öl, sabahleyin ders görüyor. Öğleden sonra atıcılık, okçuluk, müsabakalarına... ...şey e, talimleri yapıyor. Yani bütün gün sarayda kapıda bekleyip... ...hobisi var. Ama mesela padişahın tırnağı kesileceği zaman... E, ...tırnakçı... ...kalfayla... O gidiyor mesela padişan hizmetine. Mesela. Hmm. Veya zurnazen. Mustafa Paşa var. Sarayda zurna çalarmış mehterde. Mesela... ...Baltacı Mehmet Paşa'nın ismi Pak Müezzin. Yüzü beyaz. Sesi de çok güzelmiş. Hmm. Sarayda müezzinlik yapar. Sonradan... Baltacıl sınıfına ayrılmış. Baltacı Mehmet diye meşhur oldu mesela. Mehmet Paşa meşhur. Puru talibinde galip olan. E, Tiryaki Hasan Paşa mesela. Tütün Tiryakili'nden. Mesela sadece demek fizik görünüş değil. insanların telakkileri. E, tabanı yassı Mehmet Paşa var. Demek ayağını lap lap basıyordu. Ama hiç gücenmemiş bundan. E, herhalde insanlar fark edilmekten ya da farklı olmaktan. Evet. Farklılık ne olursa olsun. Hele de gerçeklik payı varsa evet. gocunmamışlar. Gocunmamışlar. Meral Hüseyin Paşa var mesela. Ona sonradan verilmiş bu isim. Mere alın dermiş. Mesela böyle suçluları yakaladığı zaman hemen bir sorgusunu yaparmış. Ondan sonra Mere Arnavutça. Hmm. Aldık kalmış Mere Hüseyin Paşa. E, e, kullandıkları tabirler de insan. E Black Mehmet Paşa var mesela. Black Arnavutça beyaz demek. Demek ne kadar beyazmış yüzü. Eyüp dedir onun kabri. E, güzel Yusuf Paşa var mesela. Güzelce Ahmet Paşa var. Yani fiziki kusursuz. Çok enteresan mesela. Yahni kapan Abdülkerim Paşa. Ha Hindi... o... Emin Paşa. O yani Kapan meşhur o e, şeyde okurken... ...imaretten yemek gelir malum medresede. Şimdi ortaya geliyor sofra mesela. Eğer ağır yemek yiyorsanız... ...yemeğin güzel tarafları biter. Onun için e, diğerlerinin süratine ayak uyduracaksınız. Bu biraz daha süratliymiş. Sofraya oturur oturmaz. Yahni'yi kaparmış. O. Adı kalmış Yahni Kapan. Defterdarlık falan yaptı ama Yahni Kapan ismiyle meşhurdur. Yani bayağı ciddi ciddi bu isimle. Evet. Mezzomorto Hüseyin Paşa var mesela... Harpte yaralanmış... O kadar çok yaralanmış ki... İtalyanlar Mezzomorto... Yarı ölü demişler... Hmm. Bu haliyle savaştığı için... Mezzomorto... Düşünün İtalyanca bir tabir... Dilimizde... Başka İtalyanca da Mesela Cağaloğlu Sinan Paşa... Kimse bilmez ama... koncigalanın oğludur o... Esir düştü... Müslüman oldu... Cağaloğlu Sinan Paşa... Terfi etti... Bir semte ismini verdi... Yani Cağaloğlu'nun... koncigaladan geldiğini kimse bilmez... e şey Kılıç Ali Paşa... ...onun Otci Aliydi ismi, eski ismi e, İtalya'dan o da esir edilmiş. O Ali oldu, Uluçali. Ulucali oldu, Kılıç Ali. Baya da değişmiş. Evet, 78 Hasan Paşa, Prasa Ahmet Paşa, ya. Ayıcı Arif Bey. Şimdi bunlar böyle ilk Legari Hasan Çelebi, Çelebi. Hazarfen. Hazarfen bin evet. ilim sahibi demek. Her şeyi bildiği için o Hazarfen Ahmet Çelebi, Hı -hı. malum e, Galatadan şeye uçan o Legari de öyle. ...Legari büyük bir füze yapmış. Onunla ...göklere yükselmiş... Ee, ...7-8 Hasan Paşa da enteresandır... Hı hı. ...ismini Hasan imza atarken... ...Hasan ismi eski yazı bilenler bilirler... Ee, ...rakamla 8 ile 7'nin... ...bir çizgiyle birleştirilmesidir... ...o da tabii karakol komutanı olduğu için... ...seveni de çok sevmeyeni de çok... Ee, ...7-8 Hasan Paşa demişler ona... ...yani ismi yazarken 7 ve 8'i sanki... ...birleştiriyormuş gibi o meşhur Sultan Aziz'i... şey ...Sultan Hamit zamanındaki... ...çırağın baskınında... ...Ali Suavi'yi yakalayıp darbeyi önleyen cesaretiyle bundan dolayı Sultan Hamit tarafından çok taltif edilen bir kimsedir. Şimdi isimlere baktığımızda... arkadaşları yani. takıyor Enderun'da buna bunları. Veya Hı. sonradan halk takıyor. Yani bu ömrünün sonuna doğru lakap alanlar var. Mesela cenaze Hasan Paşa var. Şeyde Ukrayna'da savaş Rus savaşları sırasında Sadrazam azledilmiş Yusuf Paşa e, hemen mühür ona gönderilmiyor. O da hasta yatağında yatıyormuş. Öldü ölecek insanlar başında. Sadaret mührü biliyorsunuz sadrazamlık mühürle olur. Padişah mührü vermek, sadrazam tayin etmek, almak da azletmek evet, demektir. Ee, Hasan Paşa'ya şey verilince muhtemelen başka bir ismi de vardı. O unutuldu. Cenaze Hasan Paşa kaldı. Bütün Osmanlı tarihlerinde o cenaze Hasan Paşa'dır. Çünkü yes. öldü ölecek derken sadrazam oldu ve yaşadı ondan sonra epey. Ya demek ki mührün böyle bir evet. güç kuvvet veren tarafı var. Kuyucu Murat Paşa var mesela. İran harplerinde eşkıyaları öldürüyor. Tabii çok adam ölünce onları kuyulara doldurmuş cesetlerini biraz korkanlar biraz hasımları tarafından kuyucu Ahmet Paşa arabacı Ali Paşa var mesela o suçlular arabayla mesela sevk edermiş çok enteresandı Kozbekçi e, Hasan Paşa var sadrazamlık için saraya geldiğinde Kozbekçiler odası var orada biraz oturduğu için bu saraylar da alem insanlar. Yani, yani her şeyden bir mana. Gözünüzü Kozbek... çevirmeye görün hemen. Yani hemen kabul edil. Ya. Şimdi mana var onda. Yani içeriye hemen kabul edilmedi. Bir miktar kozbek... Yani demek tereddüt var sadrazamlığında. Hmm. Kozbekçi de hatırlatıyorlar yani. Ha şu kozbekçi mi? Yani Orada yani aslında çok da göreve getirmek istemiyorlardı yani, ama. Muhtemelen hoşuna gitmiyordu. İşte Topal Recep Paşa var mesela. Sinek Mustafa Paşa. Sinek Mustafa. Yani bu böyle ufak tefek olduğu için. Ya şey e Ekin Iti e diye bir zat var. Defterdar. Şimdi Ekin Iti biliyorsunuz. Ya Bilmiyorsunuz nereden bilecek insanlar. Ekinlerin arasından köpek giderken anız ona zarar vermesin yüzüne diye başını böyle kaldırır. Ekinlerde böyle. Hmm. Bu da biraz böyle burnu havada imiş. Defterdar. <laughs> Ekin ise tabir etmişler. Evet. O da gocunmamış bundan yani. Başının böyle biraz havada olması. olması Kemankiş Kara Mustafa Paşa. O o muazzam bir Sultan İbrahim devri sadrazamlarından çok muazzam o ok atarmış o. Kemankiş ok çeken demek. Yani o hatta bir de öyle bir Deli Hüseyin Paşa var. İran Şah'a bir ok göndermiş. Demiş ki bunun yayını kimse geremez. Tesadüfen bu genç bir çocukken germiş. Demişler bu yayı kim gerdi? Demişler ki biz Deli Hüseyin. Hüseyin gerdi. <laughs> Şeyden, zülüflü baltacılardan. Onun üzerine demişler sen deli misin demişler. Bunu nasıl gerdin? Adı kalmış Deli Hüseyin. O nasıl paşa oldu Deli Hüseyin Paşa. O da bundan gücenmiyor. Çünkü bir kahramanlığın Ama neticesi. Ama tabii şimdi bazen bazı sıfatlar bunu <laughs> Kim yaptı? Bunu ancak bir deli, yani deli kuvvetiyle yapabiliyor. Canım demişler gençken öyleydi demişler. Ona da birisi bir barfikse hmm. asılmış böyle bir şey, bir sokak, bir bedestende böyle bir şey demir varmış, Barfikse asılmış, epey bir yukarıda kalmış demiş yani o zaman gençti de şimdi de demiş kuvvetimiz yerinde. Hatta divan toplantısında birisi o eskiden de demiş de. ...ber kuşağından tutmuş adamı şöyle havada kaldırmış... ...epey bir gezdirmiş. O filmlerdeki ee, gibi. Mu hani muhtemelen hani. o Semin Mehmet Paşa diyorlar. Muhtemelen o da şişmandı. Semin şişman demek. Hı hı. Bir de Semiz Mehmet Paşa var. Yani onlar şişmanlıktan hı hı. şeydir, naşidir. Semiz kelimesi hala Semiz kelimesi hala, hala kullanılıyor. Semin kullanılmıyor ama Semin de şişman demektir. Kilolu hı. demektir. Semiz biraz yapılış, Semin biraz daha şişman. E, öküz Mehmet Paşa var. Hiç kocunmamış. Hatta bir gün bir e, divan toplantısında... Ee, bir seferde dışarıdan bir öküz böğürmesi gelmiş de divandakiler gayri ihtiyari gülmüşler. O da demiş ki öküz bana ne diyor biliyor musunuz demiş? Bizim cinsimizden olan sen bu eşeklerin içinde ne işin var? <laughs> Efendim da bir, bir seferde e, top arabaları çamura saplanıyor. Öküzler çıkaramıyorlar. Öküz Mehmet Paşa çok güçlüymüş. O da öküzlerin yanına giriyor ve Top arabasını çıkarıyorlar. Çıkardı, öküz Mehmet Paşa demişler. İşte onun için gücenmiyor. Yani Tabii, arkasında bir hikaye hikayesi var. Hikayesi olduğu için gücenmiyor. Yani delide de öyle arkasında Tabii, bir hikayesi hikaye var. var. Evet. Diyor. Şimdi öyle isimler var ki e, geçmişini hatırlatıyor evet. insanlara. Bazen de acı bir geçmişi hatırlatıyor. Ama yine de buna rağmen insanlar o lakapla yaşamaya devam ediyor. Mesela Zade... Hacı Ali Paşa. Evet. Eşeğin... Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın oğlu malum Viyana'yı kuşatıp da alamayan o idam edildi. Şimdi o tabi ondan gücenmez, gocunmaz. Çünkü babası Merzifonlu olduğu için benim babam bir eşkıya değil ki idam edilsin. Çok fazla gocunacağını zannetmiyorum ben. O Hatta tabirden. tam tersi pozitif bir imaj, tabii, tabii yani bir ben, PR çalışması tabii yani olabilir yani yani. E bir de şey var ya malumunuz İbrahim Hasodabaşı Odabaşı İbrahim Ağa var. Kanuni Sultan Süleyman'ın Nedim'iydi biliyorsunuz. Hı hı. Zeka ve kabiliyetiyle yükseldi tafra yaparak yani hiç arada beyler beylik sancak beylik yapmadan has oda başladıktan doğrudan sadrazam oldu. Ee, makbul İbrahim Paşa dedi halk buna yani bir adam ancak makbul ise bu tafrayı yani atabilir. Yani en azından padişahın gözünde makbul. Gözünde makbul. E tamam kaliteliydi falan ama ondan sonra tabii herkes o makamı hazmedemiyor. Aniden atlayınca da aynı Enver Paşa gibi biraz insan tökezliyor. Nitekim o da tökezledi. Ve bu sefer padişah gözünün yaşına bakmadı. Hatta eniştesi olduğuna dair de bir rivayet vardır. Kati değil ama Hı -hı. İdam ettirdi İbrahim Paşa'yı. Bu sefer ne oldu? Makbul İbrahim Paşa, Maktul İbrahim Paşa diye anıldı tarihlerde. Yani bu lakaplar da enteresandır. Bir e, ibretli e, ve tarihi bir e, serencamı anlatır. Aslında organik olduğunu da görüyoruz e, değil tabii, mi? Tabii. Yani biraz önce söylediğiniz gibi işte ölüm döşeğinde evet. e, makam gelince insanlar orada bile tabii. lakaplarını değiştirebiliyorlar. Yani Hacı, da, toplum Hacı Ali Paşa tamam, işte Koca Yusuf Paşa tamam böyle... ...sıradan... E, ...taltif ünvanları var ama... ...bu tip e, ünvanlar da enteresandır. Peki firari hain... ...Ahmet Fevzi Paşa. O, onu sormayın o... E, ...Hüsrev Paşa ile... ...rekabeti vardı sadrazam... ...Hüsrev Paşa ile... ...tuttu bizim donanmayı... ...Mısır... E, ...isyanı sırasında aldı götürdü... ...daha doğrusu çağırdılar onu... ...dediler ki geri dön... ...o da dedi ki eyvah Hüseyin Paşa beni çağırıyor... ...yani bu... Paranoya insana neler yaptırıyor. Allah adamı şaşırtmasın. Aldı donanmayı götürdü. Mısır valisine teslim etti. Onun için Osmanlı tarihinde hem firari kaçtığı için hem donanmayı e, isyancı Mısır valisi Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'ya teslim ettiği için hain Ahmet diye anılır. Sonradan anlaşma yapıldı Mısır'la malum İsyan bastırıldı. Donanmayı geri aldık ama Osmanlı hükümeti hain Ahmet Paşa'yı geri kabul etmedi ve affetmedi. Yani hainliğiyle Mısır'da. Mısır'da kaldı. Şimdi yaptıkları işlere göre isim alanlar var. Mesela bu isimler şimdiki Türkçe'de anlam olarak özellikle Argo'da çok da makbul evet. değil. Ama insanlar o isimlerle uzun süre yaşamışlar. Ee, ya da kelime anlam değiştirmiş. Evet tabii. Bu durumda şimdi mesela ben yayında söylemek istemiyorum. Ama adamın gayet de masum ve evet. e, legal, doğru, evet. düzgün, sosyal hayata ait bir işi varmış. Evet. İş bugünkü Türkçe'de anlam değiştirmiş. Tabii doğru. Kelimeler zaman içinde farklılaşır. Argo kelimeler fasihleşir, fasih kelimeler argolaşır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Bunu nazara almak lazım. Şeytan döven Aydın Reis. Ya. İspanyol Döven anlamına geliyormuş. Neden bu, böyle lakap vermişler? Bu o, donanma Leventlerinin de enteresan e, lakapları vardır. Onlar tabii devamlı savaşla e, haşır neşir oldukları için bir de bu kahramanlar arasında yani savaşçılar arasında e, düşmanı korkutan lakapların bulunması iyidir. Arapları demişler ki siz çocuklarınıza böyle kurt, aslan, kaplan, şahin manasına gelen isimler veriyorsunuz. Kölelerinize de güzel, yumuşak, e, çiçek isimleri veriyorsunuz. Neden böyle? Demiş ki kölelerimizi kendimiz için isimlendiriyoruz. Çocuklarımızı, düşmanlarımız için korksunlar hmm. ya adını adını duyunca. Adamın adı ne? Arslan, kaplan. İşte bu leventlerin, askerlerin de isimlerinde bu yiğitlik teması çok işlenir. Pırasa Mehmet Paşa'nın adı da Pırasa'yı çok sevmesinden Sevdiğinden geliyor evet. Ne enteresan. Bu, bu işte Enderun isimleri bunlar. Yani Pırasa yemeği çıktığında. Pırasa yemeği evet. Seninkini de yerim, seninkini, seninkini de, de, yerim, diyorsa. Seninkini de yerim evet. Herkes sevmez Pırasa'yı malum. Ayıcı Arif Bey. Bunun bir ayısı vardı. Ee, bu yakın zaman ricalindendir, iddiatçı ricalindendir. Sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında da e, hayatına devam ettirdi. Sonradan suikaste karıştı. Bunun bir ayısı varmış. Hep yanında gezdirirmiş. Cephede bulmuş, bildiğimiz ayı. Küçükken almış. Tabii ayı büyümüş. Ayı büyüyünce o götürmüş ormana salmışlar ama adı kalmış Ayıcı Arif hmm. Bey. O da korkutucu birisi. Evet yani baktığınız zaman evet. sanki böyle Ayıcı bir Ayıcı Kaymakam derlerdi. Taşla'da bir kaymakam yine aynı böyle bir küçük ayı balağı bulmuş. Tabii küçükken ayının yavrusu sevimli oluyor da yavru biraz büyüyünce kasabanın dükkanlarından eşya çalmaya ve böyle Ayıdan kadınlara, öyle bir çocuklara Ayı öyle evet. böyle eli eliyle vurmaya başlayınca alın bunu götürün, ormanda azıtın dediler. ...büyüdü ve o da yerine gitti. Şimdi bu isimler gerçekten insanların yaptığı işle alakalı ama bir taraftan da... ...sosyal hayatla ilgili çok enteresan e, işaretler de veriyor. Bize mesela bazı mesleklerin hayatımızda artık olmadığını evet. görüyoruz bu lakaplarla birlikte. Onların yerine yenileri gelmiş. Bazıları biraz önce söylediğiniz gibi şimdi neredeyse insan haklarına aykırı ama hiç gocunmamışlar, gücenmemişler... Ee, ...mesela bizi ayrımcılıkla suçlayan... ...dışarıdan bakıldığında, evet. başka dinlerden bakıldığında... ...bizi ayrımcılıkla suçlayanların... ...aslında bu lakaplardan çıkartacağı çok ders var. Elbette, elbette. Yani Osmanlı'da ben her zaman söylüyorum... ...farklı bir anlayış var. Şimdi bir kere Osmanlı Devleti bir imparatorluktur. Evet, resmi dini İslamiyettir. İdareci kadro Türktür. Ama bütün din mensuplarına ve bütün ırk mensuplarına... ...bugün... ...inkişaf etmiş memleketlerde bulunmayan bir demokratik... Yapıyla e, demokratik muameleyle davranırlar. Mesela farklı din ve ırklardan olanlara karşı bir ürküntü duymazlar. Bu biraz da alışık olmanın alameti. Yani şimdi Hollanda'da gezerken bir Türk olduğunu söyledi. Hollanda demin mi İsveç diyeyim mesela veya İtalya diyeyim. Ürker insanlar yani Müslüman'dan ürker veya başka ırktan ürker. Hele bir de Zenci ise veya Sarı ırktansa daha çok ürker. Osmanlı'da böyle bir şey yok çünkü hep onları görüyor. Bir de insanların farklılıklarını Onları aşağılamak, onları yermek, onları kötülemek için kullanmamışlar. Ee, i̇nsanlar da biraz geniş gön e, gönüllü olmuş. Mesela Rüstem Paşa hakkında bir şiir yazılmış da hı hı. şair e, rahatsız olduğunu ifade etmiş. O da damattır malum kanunu Sultan Süleyman demiş ki e, devlet idare eden insanlar biraz geniş gö göğüslü olacak demiş. Yani kaldıracaksın Her böyle şeyleri yani şairler seni tenkit ederler. Aldırma böyle şeyleri hemen demiş reaksiyon gösterme. <laughs> yani biri senin hakkında bir şey söyledi diye hemen e neden böyle deme yani sen devlet adamısın normal senin için derler bunu. Et sanatçı için devlet adamı için değil mi derler. Yani onlar canı çok eleştirilen hani toplum gözünde. Artık cüzümde. ammenin şeyine e, masar ma, olmuş kimselerdir. Osmanlı'da da böyledir. E bunlardan kocunmamış. E bir de lazım bu yani mutlaka bir adamın bir lakabı olması lazım ki ayır E Onu da o vermişler tutup da yani bu mahkeme kararıyla ve ben bu lakabın bana verilmesini istiyorum ne olmuyor bu işler yani. Cemiyet siz, veriyor, arkadaşları veriyor. Siz istediğiniz kadar e, mesela narin Ahmet Paşa olmak isteyin ama evet. çok yiyorsanız o bu Ahmet e, Paşa olur. Öyle derler yani. Öyle. De. Ama çok yakışıklıysanız, güzelseniz de ya Melek Ahmet Paşa derler deme, evet. dedirtmeye gerek yok. Ya da ona bakıyordum. Yani, yüzü şimdi çok notluyor. güzeldi o meşhur Melek Ahmet Paşa'nın huyu da iyiymiş. Evliya Çelebi'nin hamisidir o. Melek Ahmet Paşa sadrazamlık yaptı. Yani böyleleri de var. böyleleri de var. Rüya tabiri konusunda çok da Ma marifetliymiş marifet, evet. Evliya Çelebi'nin Rüyasını da Rüyası yorumlayan değil mi? Tabir eden. Tabii evet. e, bütün bunlar dediğim gibi biraz daha toplum olarak da hoşgörülü olmak zorunda bırakmış insanları. Çünkü başka türlü ayırt edilemiyorsunuz. E, e, bir ayağınız aksıyorsa ve size topal diyorlarsa da yani bununla yaşamayı öğreniyorsunuz. Bir noktada size bu kültür bunu aşılıyor. Bunda gocunacak bir şey yok e, bu kardeşim. Bir Rahat oluyor yani. Gerçek bu yani mesela topal olması Recep Paşa'nın sadrazam olmasına mani. Olmadı. Hı hı. Yani yekçeşim, tek gözlü olmak mesela şair olmaya mani olmadı. Veya mesela yesari olmak yani sağ elini kullanamamak. Çolak da sağ eli malum Esat Efendi'nin. Sol elini kullan Muazzam bir hattattır sol eliyle. Yesari. Yesari, yasar sol demek. Yemin sağ demek. Yani e, eskiden yemini, yümni derlerse e, sağını sağ. kullanıyor ama bu kullanılmaz çünkü çok kişi sağını kullanır. Ama eğer solunu kullanıyorsa... O zaman Yesari derlerdi. Meşhur besteci var değil evet, mi Yesari, Yesari Asım Arsoy nasıl? var evet. Yesari İzet Efendi var, Esat Efendi var. Yesariler meşhur bir ailedir aynı zamanda. Zadeler var. Yani bundan dediğimiz Genetik olabilir. olduğu için de aslında tabii, solak olmak bir noktada. Tabii. bazı Bazısı çolakmış ama bazılarının hakikaten sol eli, Bazısı iki elini de kullanır. Sağ eli gibi solunu da kullananlar hı hı. vardır. Zülceni hain derler onlar. iki kanatlı. Hı. Yani kanat tabii şeylere mahsus ama işte bunlardan e dediğiniz gibi insanlar gocunmamışlar çünkü bununla ayırt ediliyor. Böyle biliniyor, böyle tanınıyor. Şimdi yani hakikaten biraz da hoşgörülü olmak zorunda evet. kalmışlar. Yani biraz önce söylediğimiz konu o kadar çok karşılaşıyorsunuz ki bunlarla. Evet. E bunların gerekirse sadrazamlığa kadar çıktığını görüyorsunuz. Evet. Böyle olunca aslında bir engel olmadığını şimdi galiba işte bir takım bedensel engelleri olmak insanlar için ...belli yerlere gelmenin engeli gibi görüldüğü için Evet şimdi kelimeler cemiyet değişti, sevilmiyor. insanların tabiatı değişti. Eski insanlar biraz geniş gön gönüllü, biraz da böyle şeyleri problem yapmıyor. Çok kompleksleri yok. Eski insanlarda mesela çok komplekse rastlamıyoruz. Biz Osmanlı cemiyetinin en mühsiyetlerinden bir tanesi. Çünkü herkes bulunduğu yerde bir kıymet ifade eder. İnsanlar insanlara insan olduğu için kıymet verir. Bunun dışında kıymet verdiği belli hassalar vardır. İşte ilmi, nesebi, nezaketi, zerafeti... Olduğu için insanlarda bir kompleks yoktur. Mesela bir köylü kompleks duymaz. Ben köylüyüm der. Yerini bilir. Ona göre. Veya bir sakat bundan dolayı bir kompleks duymaz. Çünkü o cemiyette bir yeri vardır. O haliyle kabul edilir. Yadırganmaz. Tamam insan tabiatında çok farklı görünüşlere karşı aa deyip böyle de bir dönüp bakma vardır ama yadırgama. Osmanlı cemiyetinde bu çok fazla değildir. Bir de Osmanlı cemiyetinde bir fırsat eşitliği vardır. Bunu her zaman söylüyoruz. Mesela soylu olmak, zengin olmak. Hı hı. Hatta tahsilli olmak bile çok bir şey ifade etmez. Bir, liyakatli olmak mühim. Liyakatli olacaksınız. Liyakatli bir adamın eğer talihi de yaver gidiyorsa bunun önünde hiç kimse duramaz. Hem şanslı olacaksınız. Evet. Tabii şanslı olmayanın e, kim ne yapabilir? Hı hı. Çünkü şanslı olanın önüne bir fırsat çıkar. Veya bir hami çıkar. Bakar onun liyakatini keşfeder. Ya bir dakika bu kimin nesi, kimin fesi demez. Peki diyeceksiniz ki torpilli yok mudur? E vardır insanlar e, kendi adamlarını iltimas edip bir yere getirmek isterler. Fakat bünyesinde tutmaz onu o mekanizma. Yani siz onu bir yere getirebilirsiniz ama orada kalıp kalmayacağı yine kendi başına. Evet, başı kalmış. Evet o hakikaten sonradan ibrazı liyakat ederse tamam orada kalabilir. Değilse bünye onun atar filancanın oğlu kardeşi olması onu kurtarmaz. Veya kurtarsa bile bu çok cüzi bir miktardadır. Yani kabul edilebilecek bir firedir. Onun için ...sistem liyakat ve talih üzerine kurulmuştur. Ne zaman liyakat ve onun için mesela Osmanlı devlet adamlarının kahir ekseriyeti... ...küçükken savaşta esir edilmiş bir ecnebi köle... ...veya Balkanlardan devşirilmiş bir e, devşirme Hırvat, Ukraynalı, Arnavut çocuğu... ...veya e, fakir bir ailenin çocuğu da zekasıyla medresede temayüz etmiş bir ilim adamıdır. Bu Osmanlı'nın son zamanında da var. Ali Paşa, e, Mısır çarşısı kapıcısının oğludur... Yani zengin falan birisi değildir. Ama koskoca sadrazam olmuştur. Buna bir engel yoktur. Nasıl olmuştur Ali Paşa? Kimin torpiliyle? Liyakatiyle. Liyakatiyle, zekası, kabiliyetiyle Reşit Paşa'nın dikkatini çekmiş. Ondan sonra sadrazam olmuş. Şimdi işte onu söyleyecektim. Yani küçük bir çocuk ne liyakat gösterebilir diyebilirler ama... ...öyle çocuklar da hakikaten kendi yaşıtları arasında da sıyrılıyorlar. Efendim ee, koç olacak kuzu koz önünde yani ahır önünde belli olur derler... Ee, adam olacak çocuk da bir yerinden belli oluyor. Şimdi e, belki dinleyicilerimiz anlayamayabilir ama mesela diyelim ki çocuğun önünde iki tane yol var. Ya medreseye gidecek, okuyacak. O zaman ilk mektebi bitirdikten sonra medreseye gider. Medresede zaten zekası ve kabiliyeti temayüz eder o çocuk. O çocuğun şeylü İslam olunca bellidir. Hani Napolyon demiş ya her asker maraşal asasını sırtındaki çantada taşır. Yani öyle bir zaman gelir, öyle bir şey gelirse adam maraşen olabilir. Nitekim e, eskiden öyleydi tahsisiz pek çok subay vardı. Yüksek rütbelere çıkmış, kahramanlığıyla. Şimdi bu Medesa talebesi de orada bir liyakat gösteriyor. Mevzuları anlamakta, kavramakta, anlatmakta. Soru, hoca, soru cevap sormakta da cevap vermekte. Hocalarının dikkatini çekiyor. Hocalar ona hususi emek veriyorlar ve o çocuk yükseliyor. Aynı şekilde ilk mektebi bitiren bir çocuk eğer babasının sanatına devam edecekse... ...kabiliyeti varsa... ...babasını bile geçen... E, ...memleket çapında, şehir çapında... ...hatta dünya çapında bir sanatkar olabilir. Olay. Yok, medreseye gitmedi. Babasının sanatına da... E, ...sülük etmedi. Diyelim ki e, bürokrasiye, kalemiyeye... ...katip verdiler bunu. E, eskiden devlet memurluğu... ...aynı usta-çırak münasebetiydi. Küçük çocuklar, ilk mektebi bitiren... ...10-12 yaşında çocuklar... ...kaleme, bugünkü ofis boylar gibi... ...çırak verilirdi. Getir götür yapar. Bu getir götür işlerini yapar. Katiplerin kalemlerini açar. Minderlerini çevirir. Rahlerini hazırlar. Getirir. Kağıtlarını getirir. Çay getirir. Kahve getirir. Sefer tasları yemekle... Ama bunları yaparken işte... ...o çocuk... ...bir şekilde... ...verilen işi anlamada... ...yapmada... Literatürü ...çabuk öğrenmek yapmada... ...kabiliyet değil kazanır değil ve literatürü öğrenir. Ve bir müddet sonra... ...emsallerinin... ...önüne eski tabirle... ...teveffuk eder. Temayüz eder. Öne geçer. Hı hı. İşte... Böyle bir çocuk liyakatta olduğu anlaşılır. Ondan sonra birisi de bunun elinden tutarsa işte talih burada devreye giriyor. Hı -hı. Hani Allah sizi e, şirin göstersin derler. Kime şirin göstersin? Yani yani sahip sahiplerine işte siz elinizden tutsun. Evet. Eskilerin duasıydı bu. Allah sizi şirin göstersin. İşte el saraydaki cariyeye de padişah şirin gösterirse padişah mı olur yani. Bu böyle. Peki şimdi bu lakaplar her yerde kullanılır mı? Yani, her yerde kullanılır. Ha e yok. Ee, resmi evraklarda hı hı. bu lakaplar kullanılmaz. Yani e, Topal Recep Paşa diye geçmez. Vezir-i Azam, Recep Paşa, Zide Kadru. Allah kudretini arttırsın. Böyle geçer. Ama tarihinden biz anlarız ki... Hı, bu Topal Recep Paşa. Hı. Ama yazışmalarda, biyografi kitaplarında... Topal Recep diye anlatırlar. Hatta padişah bile hitap ederken... E, Topal Lala diye hitap ederler. Peki onun altında çalışanlar böyle mi hitap hayır, ederler? Hayır, hayır. Topal Recep, bir Topal olmasın, Recep Paşa değil hitap etmezler. Onun e, isim vermek zaten, küçüğün büyüğe ismini vermesi ayıp karşılanır her zaman. İsim ile seslenmesi. Evet, Paşa Hazretleri, Sadrazam Paşa Hazretleri, işte sadr Mekarim Paşa Hazretleri böyle hitap edilir. Hı. Amiri ise hangi makamdaysa o. Ama padişah istediğine istediği, yani padişah istediğini, kendi makamı, Evet, e, padişah makamı icabı istediğini söyler, evet. Ama yazışmalarda öyle değildir. Mesela padişah da birine yazışma yazarken Topal Recep demez. Resmi. Veziri, veziri meali semirim Recep Paşa Hazretleri'ni devletli veya fehametli diye yazdırtır şeyi yazıyı. Yani o ne dese de evet. yani yanında yazacak olan kişi evet. onu mutlaka evet, o, o üsluba göre Elbette yani o, orada da neticede resmi yazışmalarında bir adabı vardır. Oraya bu lakaplar girmez. Ama e, bir dönem sosyal hayatın vazgeçilmezi olmuş. Rengi olmuş. Rengi olmuş tabii. E, biraz da gülümseme noktası olmuş. Özellikle şairlerin devlet adamlarını eleştirirken çok işlerine yaramış. Evet. Yani tabii Hiciv, hiciv edebiyatı. ...Şark'ta çok inkişaf etmiştir. da bütün dünyada ama... ...bu hicivinde en büyük muhatabı biliyorsunuz... ...meşhurlar, meşhurlardan da devlet adamlarıdır. Devlet adamları eğer bir... ...kusur işlemişse... E, ...yandı. Mesela... E, ...Nedim Paşa vardı, Mahmut Nedim Paşa... ...Sultan Abdülaziz devri sadrazamlarından... E, ...kötü bir nam bırakmıştır. Çünkü onun devrinde... Ee, Osmanlı Devleti artık borçlarını Kırım Harbi sebebiyle aldığı borçları ödeyemeyeceğini ilan etmişti. Bundan dolayı e, moratorium beyan etti. Bu sebeple Osmanlı tarihinde pek sevilmez Nedim Paşa. Bir de Nedim Paşa mizac itibariyle baskıcı, despotik bir adamdı. E, farklı seslere e, tahammül edemez, istişareyi sevmezdi. Bu sebebiyle sebeple düşmanı çoktu. Nedim Paşa Rusya taraftarı bir politika takip edilmesini istediği için Nedimov ...diye anılırdı. Lakabı Nedimov'du. Bu Nedim, Nedim Paşa'nın. Mesela bir İngiliz Sayit Paşa vardır. Evet. İngiltere'de okuduğu için... ...İngiliz Sayit Paşa demişler. İngiliz yanlısı gibi algılandı İngiliz Kamil, algı i̇şte yani, Kamil Paşa'ya, Kıbrıslı Kamil Paşa'nın bir adı da İngiliz Kamil Paşa'dır. Ee, i̇ki tane var onlardan ama... ...İngiltere taraftarı politika takip edilmesi... Hı. ...için böyle söyler. Nedimov'un bir başka lakabı daha vardır. Kedi. Hı. Ama... ...van kedisi... Bir gözü başka bir gözü başkaymış. Bir gözü mavi Kendisinin bir gözü Kendisinin öyleymiş. Evet. Hı, çok ee, bakışı öyle. Namık Kemal'in meşhur kedi hicvi onun için yazılmıştır. Kedimin her gece ciğerle dolardı e, kafesi, e, sepeti, e, hiç haddi yoktu sevincine. Uzun, ondan sonra diyor ki farenin hasretinden öldü kedi, ah kedi, vah kedi. Burada kediden kasıt Mahmut Nedim Paşa. O da onu biliyor. Hatta, hatta Nedim Paşa azledilince, yani sadrazamlıktan biliyorsun artık gücü kırılıyor. Kanlıca'daki yalısının önüne e, toplanmışlar hasımları. Bir de sisi güzel bir gazerhan bulmuşlar. Namık Kemal'in bu mersiyesini e, yalıya karşı okutmuşlar. Eli kulağı atmış. Yani duymadıysan bak duy böyle de bir şey var diye. Yani e, bu tabii hoşlanılmayan lakaplardan. Yani Nedim Paşa elbette ki Nedim oftan da Hoşlanmazdı. Kediden de hoşlanmıyordu. Yani o o, o hasımları tamam hiç istemeseniz de toplum içinde yayılıyor. Kaçırılmaz evet. evet. Tam tersi fazla tepki göstermemek belki bir parçacık unutulmasına evet, vesile olabilir. Evet her zaman onu tavsiye ederler. Çocukken de e, biri birini kızdırdığı zaman çocuklar öyle derlerdi. Cevap verme yani susar. Yani e, umursayınca biliyorsunuz üzerinize gelir. Ama çok insan da bunu e, ayağı kayar hemen tuzağa düşer. Umursadımı artık o o şekilde gider. Evet. Önemsediğinizde önemli olduğunu düşünmeye başlıyor Başka, şey, İnek Şaban malum mekteplerde çok çalışanlar inek derler. E, kızarsanız artık adınız öyle kalır. E, kızmaz aldırmazsanız. Çalışmaya devam edersiniz. Mesela ben kendimden bir misal vereyim. Gözlükle eskiden çok azdı. E, ben ilk mektepte gözlük taktım. Ne derler gözlüklere? Dört, dört göz. göz. Annem dedi ki sakın kızma. Yani, Söyleyecekler normal, bunu. Eğer hazırlıklı ben kızmadım, ol. Kızmadım. Kızsaydım. Bütün her yerde adımız dört göz kalmıştı. Baktılar ki bir şey demiyor. Ekran, bilmediğimiz bir lakabınız var mı? Benim şey bu dört göz derlerdi. Evet. onun ilk de. Onu da ben aldırmazdım çünkü annem tembihledi bana. Kalsaydı belki dönerdim de. O demedi kimse ondan sonra öyle kaldı. E, tepki göstermemek lazım. Evet tepki Doğru. göstermemek lazım. Bu işte dediğim gibi biraz karnı geniş olmak lazım. E, bir Arkadaşlar kitap yok, var elimizde var. aslında biraz da ondan alıntıladık teşekkür etmek gerekir mi ne dersiniz? E, tabii elbette değerli toplu bir araya getirmiş. Erol Çağlar'ın Osmanlı Lakapları kitabına teşekkür ederim. Bizim zaman zaman yayınlarda konuştuğumuz bu lakapları bir araya getirmiş bize de konuşma vesilesi evet, oldu. Evet yani bu kültürümüzün bir parçası ve bugün de devam eden bir kültür bu. Gençler bakıyorum bugün de kendilerine lakap takıyorlar. Biraz Argo da olsa, biraz yavan da olsa gene lakap var. Anadolu'da hala lakaplar yaşıyor. Büyük şehirlerde lakap takmak kolay değil tabii insanlara. Hem nezaket sebebiyle hem artık değişen münasebetler sebebiyle ama bu eski kültürümüz bugün devam ediyor. Soyadı bile olsa insanların insanları ayırt etmek yine zor. Yine insanlar soyadı kullanmıyor. Ben mesela çok kişiyi soyadından değil isminden biliyorum. Soyadları çünkü çok birbirine benziyor unutuluyor. Yani kabullenilmiş bir şey değil. Soyadı kullanıyoruz ama e, ayı ait ediyorsunuz siyetini pek e, taşımıyor. Ya çünkü biraz da şeyden e, mayalanmıyor soy isimler. Yani insanların geçmişinden, soy ağacından. Yani Avrupa'da biliyorsunuz biraz... soyadı çok yenidir. İnsanlar soyadını ciddiye almamışlar. Soyadı Avrupa'da 18. asırda ortaya çıktı. Çin'de vardır soyadı ama Çin'de de belli soyadları vardır. Hı. Yani aynı soyadını e, taşıyan 20-30 milyon insan vardır. ...yani Ming soyadı çoktur mesela... ...Çi, çi soyadı, soyadı çoktur... ...kıymeti yok, aynı soyadında olan da evlenemez... ...Çin'de bu mühim... ...ama Avrupa'da soyadı çok yeni çıktı... ...buna rağmen soyadının aileyle bir alakası var... ...yani dedesi mesela adamın çekiç ustasıysa... ...Hammer soyadını aldı mesela... ...ama bizde hiçbir ehemmiyet yoktur... Kasım. ...Türkiye'deki soyadlarının yüzde doksan ...o ailenin tarihiyle... ...mazisiyle... ...hatta o aile bile seçmemiştir onu... ...nüfus müdürlüğü evet. resen kendiliğinden yazmıştır... ...onun için bize soyadları... Hiçbir şey ifade etmez. Evet, maalesef geriye dönük anlam çıkartmaya çalıştığımızda evet. da başaramıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Tekrar ederim. görüşmek üzere.